Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün kardeşimiz ve stratejik ortağımız Kırgız Cumhuriyeti ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 5. toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Çaparov ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda ülkemize hoş geldiniz diyorum. Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılını bu vesileyle tebrik ediyorum. 30 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Bu yıl aynı zamanda ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmemizin 10. yıl dönümüne de tekabül ediyor. Kırgızistan'la maziden atiye uzanan kardeşlik bağlarımızı inşallah daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde bu irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele eden bölgesel işbirliği konularına kadar gündemimizdeki tüm konuları ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda aziz kardeşimle hemfikiriz. Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'nin Kırgız halkına ve devletine olan desteğini bir kez daha ifade ettim. Siyasi istikrar yolunda attıkları her adımda Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. 11 Nisan'da yapılan anayasa referandumu bir dönüm noktası oldu. Bu referandumla Kırgız halkı yönetim sistemi olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tercih etti. Yeni sistemin Kırgızistan'a ve Kırgızistan halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın hedeflerine daha hızlı yol açacağına ve yol alacağına inanıyorum. Türkiye bu süreçte tecrübelerini paylaşmayı, Kırgızistan'a her türlü desteği vermeyi sürdürecektir. Öte yandan Nisan ayı sonunda Kırgız Cumhuriyeti Tacikistan sınırında bazı müessif olaylar meydana geldi. İki kardeş ülke arasında yaşanan bu olay bizleri de doğrusu derinden üzdü. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize bu vesileyle Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyorum. Her iki ülkenin de soğukkanlı yaklaşımlarıyla meselenin kısa sürede yatıştırılması en büyük tesellimiz olmuştur. Bu sorunun iki komşu ülke arasında barışçıl yollarla çözümünü temenni ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdik. Halen 507 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacmimizde geçtiğimiz yıl salgına rağmen hamdolsun önemli bir düşüş yaşanmadı. Ancak potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu da aşikardır. Ve taraflar olarak 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız. Ulaştırma, sağlık, madencilik, enerji, turizm, eğitim, kültür, kalkınma yardımları gibi alanlarda işbirliğimizi nasıl derinleştirebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulundu. Aldığımız kararlar ve az önce imzalanan metinlerle stratejik ortaklığımızın ahdi zeminini kuvvetlendirdik.
Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi 5. toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildirimizle de bir sonraki konsey toplantımıza kadar geçecek sürede atacağımız adımlara ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk. Karşılıklı yatırımlarımızın geliştirilmesi konusunda değerli kardeşimle aynı hissiyatı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. El birliği içinde ilişkilerimizi her alanda çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Ve bu arada tabii attığımız adımlarda inşallah Türkiye Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini de 28 frekans artırmak suretiyle bu gidiş gelişler çok daha farklı olacak, çok daha sıkı olacak ve böylece Türkiye'den Kırgızistan'a, Kırgızistan'dan da Türkiye'ye gelişler daha da artmış olacak. Yine bunun yanında özellikle Manas Üniversitesi ile alakalı ve bu alanda atılacak adımlarda da ciddi manada bir dayanışmanın olması kararına vardık. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşim Sayın Çabarov ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Ve bu arada yine bakan arkadaşlarımızın birbirleriyle olan müzakerelerini, görüşmelerini artırarak devam ettirecekler ve yarın da yine bu görüşmeler devam edecek. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Hurmatlı Prezident Mirza, hurmatlı ayımdar jana mırzalar, massalık malumat karajatlarının hurmatlı ökülleri. Ovalı Türkiye Respublikası'nın Prezidenti hurmatlı Recep Tayyip Erdoğan Mirza'a jana jalpı Türkiye eline jılu kabıl alğandığı jana meyman dostluğu üçün Kırgız delegasyasının adından teren razıçılık bildiremin. Kırgız Respublikası'nın Prezidenti katarı Türkiye Respublikası'na olgun alğaçkı iş saparım iki ülke üçün ten jemiştüü bolup jatat dep belgileyim. İki taraptuu kızmattaştıkta önüktürüüge bağıttalgan jaŋı kadamdarga Kırgız mamleketinin dayardığın tastıktayım. Bu yıl Kırgız Respublikası öz egemendüülügünün 30 jıldığın belgileyt. Aga uda ile Kırgız-Türk diplomatiyalık mamilelerine de 30 yıl tolot. Türk mamleketi Kırgızstan'dan egemendüülügün birincilerden bolup tanıgandığın, dostluk mamilelerden jogorku dengeyli 30 yıl boyu bekem saktalıp turganın basa belgileyim. Uçurdan paydalanıp, Kırgızstan'dan ekonomikasını önüktürüüge jana turuktuulukту kamsız kılууда körsötüp kele jatkan baa jetkis koldoosu, materialdık, ekonomikalık jana moraldık, gumanitardık jardam üçün Türkiye Respublikası'na jalpı Kırgız elinin jana özümdün atımdan tereng razıçılık bildiremin. Bul iş sapardagı jolugushuularda biz eki taraptuu мамилелердин абалын жана келечегин талкууладык. Эл аралык көйгөйлөрдүн күн тартиби боюнча пикир алмаштык. Ал эми стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңештин 5-чи отуруму жемиштүү өттү деп эсептеймин. Атап айтканда, мамлекеттер ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын көптөгөн тармактары боюнча тыгыз иштешүүнүн механизмдерин иштеп чыгууга жетиштик. Мындан сырткары биз соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык жаатында маанилүү долбоорлорду бирге ишке ашыруу боюнча бир катар маселелерди талкууладык. Кыргызстандын экономикасына түркиялык ири инвестицияларды тартуу маселесине өзгөчө көңүл бурдук. Түркия Республикасынын урматтуу президенти менен соода экономикалык кызматташтыкты жана башка байланыштарды мындан ары да өркүндөтүүнү соода жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүү үчүн конкреттүү кадамдарды таштоону макулдаштык. Ысык Көлдө 2021 жылдын август айларында өкмөттөр аралык соода экономикалык кызматташуу боюнча биргелешкен комиссиянын кезектеги 10-чу жыйынын өткөрүүнүн маани маңызына басым жасалды. Бул отурумдун алкагында кыргыз жана түрк ишкерлеринин катышуусу менен Кыргыз-Түрк ишкерлер форуму да өткөрүлөт. Биздин мамлекеттик органдар Кыргызстанда иштеген түрк инвесторлорунун укуктарын коргоого терең маани берерин баса белгилейм. Мындан тышкары
Eki ölkü ortosunda madani gumanitardık özara baylanıştardın joğorku dengeyelin kanaattanuu menen belgileymin. Joluguşuunun jürüşünde bul baylanıştardı kengeytüünün jana terengdetüünün kelecegi talkuulandı. Salamattıkty saktoo çöyrösünde eki ölkü ortosundagı iri dolboorlordun biri bolgon Bişkek mamlekettik Kırgız-Türk dostuk oorukanasın rasmi türdö jakın karada işke kirgizüünü süylöştük. Egemendüülük jıldar aralığında 10 mingden aşuun Kırgızstandık student Türkiye'nin joğorku okuu jaylarında bilim aldı. Tığız kızmattaştıktın natıjasında bul san bir kıyla ösötte bişenen. Koronavirus pandemiyasına baylanıştuu 2022 jılga jıldırılgan 4-cü dünyalık köçmendör oyundarı Türkiye'de iyilikli ötötte bişenen. Hurmattuu pres konferansiyanın katışuuçuları Kırgızstan bir tuğan Türkiye'de bolup çatkan okuyalarga kıldat köngül salıp baykap turat. Ekonomikalık tarmaktağı, el aralık arenadağı iyiliklerin jana jetişkendiklerin kuanuu menen kabulalat. Biz dünyalık koomçuluk aldında Türkiye'nin kadır barkının artıp baratkandığın jogoru baalayız. Rasmi saparımdın alkağında ötkön eki taraptuu süylöşülörgö jana strategiyalık kızmattaştık boyunca jogorku kengeştin 5-ci oturumunun alkağında jetişilgen makuldaşuularga toluk kanaattandığımdı bildiremin. Türkiye Prezidentinin, Respublikasının Prezidentinin hurmattuu Recep Tayyip Erdoğan Mırzağa jana Türk delegasyasının müçölörüne birgeleşip üzürlüü iş jürgüzgöndügübüz üçün rahmat aytamın. Eki ölködö ardayım tınççılık bolsun, jakşılıktar jılı olosun, barıñızdarga tereng ıraazычылык bildiremin.